من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Ne yapacaktım biliyor musun? Ama yetiştiremedim. Epey yaptım bunu. Yani var. Şüpheyi doğuran, şüpheyi kaldıran, tereddütü doğuran, tereddütleri kaldıran, bir de diman yedi mertebesi var ya, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Onun arasındaki ara formatlar var ya, ara format. Mesela tevehüm, tefekkür, şüphe, tereddüt, yakin, hal, işhat, şehadet, şuhut. Tek. Yani tahayyülle tasavvur arasında tevehüm var. Gerçi biz tevehümü tasavvurun içinde gördük. Bir başka kardeş dedi ki, Abdülkadir, abi diyor, tahayyülle tasavvur arasında ara formattır. Neyse onu şey yapacaktım. Tereddüt. Herhalde iki tane ders yaptık. Fakat şeydir o, bir mevzu anlatılırken kullanılır. Yani tereddüt ne kadar kötü bir şeydir. İnşallah bugün herhalde bitiririm bunu. Şüpheyi doğuranı yazdım ama bir yerlere, siteye mi yazdım? Şüpheyi doğuran, ama ders yapmadık onu. Şüpheyi izale eden. Şey aldım ama daha tasnif olmamış. Yani hepsi tamam. Bunu da bildireyim. Psikoloji yapayım. Psikoloji sığındığım tek şey. Yetiştiremediğim zaman. Hemen. İmani ders. Ama böyle bir yer böyle açıp da yapmak istemiyorum. Çalışarak istiyorum. Çalışmak istiyorum. Çalışarak istiyorum. Eyvallah, teşekkür ederim arkadaşlar. Peki. Ama bu da ciddi bir mesele biliyor musun? Asrı evirip devirip çeviriyor psikoloji. Gördünüz. Adam Almanya'dan geldi. O Murat. O Almanya'dan geldi. Almanya'dan geldi. Benzer oğlum. Yeğeni oğlum. Almanya'dan geldi. 10 dakika görüşecek, 10 dakika ama 30 sene artı 10 dakika. Neymiş, çok basit. Hizbul Kur'an'ı aldı abi, Asay Musa'yı verdim. Verdim o ikisini. İkisini de aldı mı? İkisini verdim. Hizbul Kur'an ve Asay Musa. Her gün 3 sefa Hizbul Kur'an'da. Bak, nurları tanıdı. Şimdi hastalık ne nimet ya. Bazen hoşuma gidiyor, çaktırmadan ver yarabbi diyorum. Niye? Şimdi o adam Almanya'dan gelip de Asay Musa'yı alır mıydı? Ben Türkiye'ye gidiyorum Asay Musa'yı almaya, Hizbul Kur'an'a. He? Böyle bir şey olur mu? Ya Allah ne güzel yapıyor ya. 21 yaşında. Ya okuyacak. Ya bitti. Ev korkutmuşlar. Cin çağırmış, nazar olmuş, sihir yapmış. Zıkkımın kökünü yaptılar. Zıkkımın kökünü yapacak. Hem psikolojilerini bozuyorsun, hem de parasını alıyorsun. Yap o zaman çöz. Doktor mu diyor böyle? Yok ya. Doktor 3 hafta yatmış hastanede Almanya'da. Profesör demiş ki, kendi söylediğini söylüyor. Profesör dedi ki, bu kadar. Yapacağım hiçbir şey yok demiş. Ondan sonra bir sürü yere gitmiş. Süleymancı kardeşlere gitmiş. Kendi anlattı. Evrad-ı Kutsi'yi okumuşlar. Biraz rahatladım dedi. Ama olmadı dedi. Neyse. Nereden kaynaklandığını anlattım. Yarım saat anlattım. 15 dakika. Yani bu Dabetul Arz'ın tırnağa, dişe ve kemiğe nasıl yerleştiğini, düşünceler nasıl enerjiye dönüştüğünü, sen bunu televizyon internetten aldığını, bu cinin arkasında olduğunu, cin okudular, Süleymancılar okumuş. Menzilciler de okumuş, rahatlamış tekrar. Niçin tekrar? Çünkü cin değil. Doktor 3 hafta hastanede yatırmış. Çünkü tıp değil. Tamam, sinirleri bozmuş. Tamam, garip garip şeyler görüyor, rüyalar görüyor. Orada birileri geçiyor, sesler duyuyor. Doğru. Ta bunun cinin arkası, sinirlerin arkası, kemiğe yerleşmiş erva habisi.
Melekete müdahale etme, müdahale etmek lazım abi. Ya melekütete de kim biliyor bunu? Peki bu kimdir el-vahhabise? Seyrettiklerimiz, dinlediğimiz müzikler vesaire, kokladıklarımız, tad aldıklarımız, dokunduklarımız içeriye girince enerjiye dönüşüyor. Enerjiye dönüşüyor. Bu enerji değişir. Kimin zaaf noktası varsa oradan dolaşır. Şurada yapar, hayal yerlerinde yapar, dize geçer, kafaya geçer, enseye geçer, yani dolaşır. En son bir yeri karar kılar, orada güçlenir, yoğunlaşır enerji, ateş gibi olur, bir yumak var, atamazsın, daha yoğunlaşır, hücreyi bozar, kanser başlar orada. El-Vahhabis, düşüncelerin, yani düşüncelerin, içeriye aldıklarımız, görseller, işitseller, kokusallar, tatsallar, dokunmalar, içeriye girince her şey ama enerjiye dönüşüyor. Müsbet de öyle. Bunu bilen de kaç kişi? Asıl imam ancak şey yapar. Hava diyor. Buharat-ı muzahrefe. Yani insanların düşüncelerinden ve itikatlarından dışarı çıkıp hava atmosferine yaydığı fabrika gibi gazlar var. Bu maddi yani. Burayı bozuyor. Mehmet bozuyor. O içeri giriyor. Şey gibi aslında Ramazan esnasında var ya, mide fabrikası çıkarttığı dumanlar diyor. Sen ile tefederse var, kendine meşgul eder. Evet. Aynen. Evet elhamdülillah. Şükürler olsun ki Risale var. Yoksa adam, onlar şey demiyor. Onlar yalan mı dedi, bir yere gitmiş. Bilmem Kanal Kaç'a çıkan bir adam varmış Türkiye'de. Daha önce Türkiye'ye gelmiş Almanya'dan. Kanal bilmem nereye çıkıyor. Ona gitmiş, cinli şey muamele yapmış. Yok, çünkü cin değil. Başka bilgisi yok ki, arkası var. Peki, Bakara 153. Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Mesela namaz, namaza secde anı, öyle iki rekat namaz kılarken, orada fazla olmamakla beraber, çok uzatmamak, çünkü farz şey yapıyor, tehir ediliyor, dua etmek, namazdan sonra dua etmek, yani temizlendikten sonra dua etmek ki en güzel temizleme yöntemi de namazdır. Sana uğrayıp birazdan gidecek olan misafir sıkıntılarına emniyet verme ki fazla yüz bulup misafirliği uzatmasın. Fiyakanın bozulmasına fırsat verme. Yani sıkıntıları burada sabit tutup uzatan fazla kanı düşüncelerdir. Niye geldi? Allah Allah. Allah niye geliyor ya? Yaramasın abi. Niye kötü? Niye ben düzelmiyorum? Öyle bir şey. Bir şey yok, sen yapıyorsun. Düşünceler imal ediyor. Yoğunlaştırıyor bu sefer. Evet, yoğunlaşıyor. Yani celbine vesile olur. Mesela çiçek koyun, camı açın arı gelir. Mesela pislik koyun, aç camı sinek gelir. Düşüncelerimiz hangi tiptense o tipten ruhani geliyor. Gelmez mi sıkıntı? Gelir. Ustada da bana da sirayet etti diyor 247'de. Kastamonu'da. Her şeyimizin diyor telafisi ve her şeyimizde, her sıkıntımıza kafi gelen Risale-i Nur'la meşgul olmak o sıkıntılar izale eder diyor. Nasıl ki, devam ediyor bu konu, nasıl ki sıkıntılı anında bütün sıkıntılı, olumsuz ve seni rahatsız eden takıntıların o anda peşi sıra inmeye çalışan uçaklar gibi. Mesela Deccal Havalimanı'na dakikada bir uçak iniyor. Bir buradan iniyor, bir buradan iniyor, bir buradan iniyor, dakika oluyor. Yani insan da sıkıntılı anında, yani bir olumsuz bir haberde, olmadığı bir şeyde peşi sıra bütün o geçmişteki hadiseler piste inmeye başlar. Peşi sıra. Yani insanların birisini kafaya taktın. Veya bir yerde olmadı bir işin. Bunları
peşi sıra sıkıntılar eklenmesine sebep sıkıntı anında ekleniyor. Geliyor. Zemin buluyor çünkü. Üstü örtülmüş, bastırılmıştı. Bir de okuyayım. Nasıl ki sıkıntılı anında bütün sıkıntılı, olumsuz ve seni rahatsız eden takıntıların o anda peşi sıra inmeye çalışan uçaklar gibi. Takıldığın, seni rahatsız eden şeylerin senin pistine inmesine izin verme, pas geçir. Yani meşgul olma, mutap yaptığın şeylerle, yani normal mutap yaptığın, yani normal hayatta yaptıkların şeylerle meşgul ol. Ek iş yapma. Ekstra bir şey ekleme, çıkarma hayatına. Yani bu sıkıntı gitsin diye şöyle yapayım. Hayır, hiçbir şeyle meşgul olma. Kur'an bile okuma. Ona değer veriyorsun. Okuma, meşgul olma yani. Kur'an okudun mu ona değer veriyorsun. Hiç meşgul olma yani. Acizsen Kur'an oku. Ama ustalar Kur'an da okumazlar o anda. O anda okumazlar. Niçin okumazlar? Yani ha sen varsın, seni ben bununla yok edeceğim. Onun varlığını niye kabul ediyorsun? Yoksun öyle bir şey. Ha acizsen oku. Niye oldu? Nereden geldi? Ben iyi şeylerle meşgul iken bunlar nereden geldi deme. Şeytanın işi, nefse emmarenin yapısı bu. Yaban arıları gibi meşgul olma, evde ikram yapmadın, iyi davranmadınsa misafir gittiği gibi gidecek mecburdur. Çünkü hayat her şeye rağmen her şeyi değiştiriyor, gidiyor. Yani peki niye geliyor durup dururken? Dedim ya, 18 bin alemin hulasasıyız. Bir şekilde kendisini ifade ediyor. Yani çekim yasasına girince ifade ediyor onu. İnsan celal ve cemal tecellisine maruz. Nev, enva, yumurtalar. Konuyu değiştiriyorum. Ne gelinse okuyorum. Nev, enva, yumurtalara misal. Aksam, kısım, nutfe, danelere misal. Esnaf, sınıf, çekirdek misal, çekirdek. Cins, tohuma misal. Başka bir yer okuyorum. İnatçılar depolarındaki güçlerini aktif ederler. En çok değişime direnen inatçılardır. Başka? Endişeleri düşünürsen baştan kaybettin. Başardıktan sonraki halini düşünürsen başaracağını gösterir. Yani mesela geçen hafta gelmişti, bu hafta yoktu. Demek ki düzeldi ki gelmiyor. Bir şey anlatmıştım. 10 dakika, 15 gün, taş çatlasa 3 hafta sürüyor. 3 haftada bir Murat, bir adamı bir kriz sarıyor, ziyaret ediyor. 3 hafta. 3 hafta 10 dakika ama bütün 3 haftam onunla meşgul diyor. Şuraya bak. İyice yerleştiriyor yani. İyice yerleştiriyor. Mesela birisi sana kötülük yaptı. Onu anlatıyorsun, şuura iniyor. Onu anlatıyorsun, şuur altına iniyor. Anlata, 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 anlata. O mevzu sende kuvvet buluyor. Anlatma. Endişeleri düşünürsen baştan kaybettin. Başardıktan sonraki halini düşünürsen başaracağını gösterir. Yani şu, sen şimdi kaç sene kastasın? 7 sene, 5 sene sıkıntı, ilaç kullan. Peki, hani o sıkıntılar seni öldürdü mü? Yok. Seni öldürmeyen sıkıntı, hastalık seni güçlü kılar. Peki o zamanki sıkıntıda nasıl kurtardın? Niye onları tecrübe olarak kullanmıyorsun şimdi? Niye yeniden düşünüyorsun onu? O zaman da korkmuştun. Liderlerin dünyasında inanın olumsuzlukların yeri bulmamıştır. Yeri yoktur. Liderler niçin liderdir? Olumsuzluklar pek yoktur onların dünyalarında. Yoksa olamazlar. Çünkü olumsuzluk hürriyetini kısıtlıyor. Bağdır, seni bir yere bağlar. Serbest hareket edemezsin. Neye benzer? Liderler de öyledir. Haset mesela, olumsuzluk bir düşünceden oluşur. Haset en gizli onaylamaktır. Haset takdir etmektir.
Haset, fark etmek. Fark ettim ki haset ediyorum. Murat'ı, meziyetini fark etmesem neye haset edeceğim? Haset aslında gizli onaylamaktır. Bu da bir şeydir yani, onaylamaktır. Tenkit de onaylamaktır. Eğer hakikaten Hasan şimdi orada hokkabazlık yapıyor, kimse demiyor. Hasan maskaralık yapıyor demiyor. Niye? Öyle bir şey yok. Eğer birisi tenkit ediyorsa müşteridir ve onunla alakadardır. Müşteri olmasa tenkit etmez. Onu bilmezse tenkit etmez. Ben mesela diyelim ki bana kim haset eder? Komünistler haset etmez. Müslümanlar içinde haseten nurcular ve benim en yakınlarım. Beni en iyi tanıyanlar, sizi en iyi tanıyanlar sizi haset eder. Ya neyini haset eder? Seni tanıyor. Sana haset, o zaman gizli onaylamaktır. Liderlerin özelliğinde de haset yoktur, inat yoktur. Çünkü hem onaylamaktır liderler hem de ona takılıp ona mahkum olmaktır. Mesela misal vereyim. Sen bana böyle mi dedin? Ben de sana böyle diyorum. Ben hür müyüm? Değilim. Benim bu hareketimi sen yorumladın, sen izah ettin. Niye? Sana göre ben yapıyorum. Senin o davranışına karşı davranış çıkartıyorum. O zaman ben hür değilim. Benim davranışımı yapan sensin. Ben sana köleyim. Hasetlik de köledir. İnatçılık da köleliktir. Allah bunları yapma demesi bir hikmeti kölelikten seni kurtarmak içindir. Hür olmak içindir. Başka, sen düşünüyorsan olsun ve oradasın. Adam demiş de gülmüşler biliyor musun gavur? Ben de gülüyordum eskiden. Düşünüyorsan varım. Eskiden ben de gülüyordum ya. Adam dedim taş düşünmüyor, yok mudur dedim. Onu yok, onun varlığı kendisine faydası yok. Sokrates mi demiş onu ya? Bilmiyorum. Galiba Sokrates doğru dedi. Ben de öyle şöyle diyordum abi. Yani düşünüyorum öyleyse varım, düşünmüyorum o halde davarım. Yani şöyle tenkit ederdim. Yani sana bu düşünmüyor, yok mudur? Yani bunun yok, varlığı benim için var. Buna bir menfaati yok. Yani bir insan varlığını fark ederse varlığından daha kıymetlidir. Mesela adam gözü var, gözü fark etmemiş. Fark etmemek, ötekisi gözü yok, gözü fark etmiş. O daha kıymetlidir. Adam yaşadığının farkında değil. Yaşıyor mu? Onun için mesela abi ölüm korkusu var. Hakikaten mi var? He var dedi. Ha varsa ne mutlu. Yaşamanın farkındasın. Yaşadığının farkında olan ölüm korkusu olur. Çünkü ölüm korkusu hayattan haber verir. Karanlık, aydınlık gibi. Yaşamayı doldurur içini. Peki niye gelir? Hayatını fark ettin ama içini doldur. Kıymetli şeylerle doldurursan ölüm korkusu olmaz. Yani içi boş olduğundan ses geliyor. Başka? Senin iyi olduğuna en güzel delil pozitif düşünmendir. Başka? Müsbete odaklan ve sonra nasıl yapmalı, kimlerle yapmalı, nerede yapmalı vesaireleri müsbet düşüncenden önce değil sonra düşünmeli. İlk önce yapacağına odaklan, sonra bunları düşün. Yani şöyle. Ben bu dünyada huzurlu yaşamak istiyorum. Tamam? Bu gayeyi tespit ettim. Buna soru soruyorum. Nasıl yapacağım ben bunu? Kimlerle yapacağım? Nerede yapacağım? Ondan sonrası kolay. Yani bugün sana demiştim İrfan. Bir şeyin vücudunu bilmek ayrıdır. Onu nereden ve kimden nasıl elde edeceğim ilmini bilmek ayrıdır. Mesela bazen bir diyor anahtar hazine kadar değerli olur.
Mesela bir şey talep ediyoruz. Onun kadar kıymetlidir onu fark etmek önceden. Bir, onu fark etmek nimet. İki, onu fark, o onun varlığı. Üç, onu nasıl elde edeceksin? Üç tane soru. İlk önce mutlu olmak mı istiyorsun? He? Evet. Bundan sonra üç tane soru sor. Ben bunu nasıl yapmalıyım? Kimlerle yapmalıyım? Nerede yapmalıyım? Mesela uygulayayım biraz daha, biraz daha muşakhas yapayım. Ben mutlu olmak istiyorum kardeşim, huzurlu olmak istiyorum. İçi dolu dolu, ceyran gibi böyle enerjik olmak istiyorum. Ne yapayım? Ha, asıl mücedidi olan Risale-i Nur okuyacaksın. Yeter mi? Hayır. Kimlerle? Onu okuyanlarla, onu gaye edinenlerle beraber ol. Ondan sonra nerede? Onu araştır bakayım, nerede? Dershanede. Üç tane soru. Başka? Mükemmel kimya, mükemmel kimyahanem ve laboratuvarım var. Mükemmel kimyahanem ve laboratuvarım var. Laboratuvar Risale-i Nurlarım. Kimyahanem ise insanlar ve cemaatimdir. Yani herhalde yukarıdakini şerh etmişim. Başka? Neden bir kişi bir şey söylüyor, toplum kabul ediyor da? Neden çok kişilerin söylediklerini bir kişi kabul etmiyor? Hiç düşündün mü? Anladınız mı bunu? Bir daha. Neden bir kişi bir şey söylüyor, toplum kabul ediyor da? Neden çok kişilerin söylediklerini bir kişi kabul etmiyor? Hiç düşündün mü? Yani toplumda bir adam bir şey söylüyor, binlerce kişi kabul ediyor. Binlerce kişi bir şey söylüyor, bir kişi bile kabul etmiyor. Neden? Yaşayarak söylüyor. Başka? Başka ki ne olabilir buna? Bak. Toplum hapishanede, söyleyen adam hapishanede değil abi. Toplum? Hapishanede. Evet. Kabul etmeyen kişi hapishanede değil. Dışarıda. Dışarıda. Evet. Başka? Mesela bu abi bu, mesela bizim şer'i deliller 4. Mesela kitap, sünnet, kıyas, bir de icma, ümmet. Yani ümmet icma etse Allah kabul ediyor abi. Evet. Ama toplumda böyle beşeri anlayıştan dolayı o zaman. Yani mesela bir kişi konuşuyor, binlerce kişi kabul ediyor. Binlerce kişi bir şey söylüyor, bir kişi bile takip etmiyor. Çünkü o insan vitrindeki insandır, vitrindir. Mesela şu andaki mesela siyasi aktörler, siyasi seçim var ya şimdi mesela 3-4 aktörler. Yani baktığın zaman bir sürü, bir film var, tek film. Ama kimisi başrolde, kimisi ikinci rolde, kimisi iyi bir yolda oynuyor, kimi kötü rolde oynuyor. Yani peki seçimi nereye göre yapıyor? Ona göre yaptıklarını zannediyor. Oysa ora gibi gözükürken buraya yapıyorum. İnançlarım mı sorguluyor? Hadiseler beni yapılandırıyor. Yani toplumun görmek istediğini mi topluma sunuyor? Evet. O anda tam kandırıyor. Yani. Evet, aynen. O aslında biziz. Yani mesela diyelim ki kimisinin dini dindir. Kimisinin dini milliyetçiliktir. Kimisinin dini menfaattır. Mesela adam milliyetçi ise gider milliyetçileri tercih eder. Ama karar verdikten sonra döndüremezsin. Ama şöyledir, bu adamın çok kötülüğü var, bizimki zemzem gibi yıkanmış. Evet. Şu adam dindardır, dine alet ediyor, bir sürü hatalar yapmış, iyiliklerini görmez vesaire. Peki onu mu sorguladın zannediyorsun? Hayır. Ölçü fasit. Fasit ölçü var. Yani biz kendimizi onaylıyoruz. Orayı onaylamıyoruz. Orada işimiz yok. Herkes kendi kitabını dürüyor. Başka? Bildiğin, tanıdığın en başarılı, en başarısız
Başarısız ki eline ne alırsa tersine dönen iki kişiyi düşünün. Tanıdığınız iki kişi getirir misiniz? Hayatta başarılı. Ne eline atarsa muvaffak olmuş. Bir kişi de düşünün. Ne eline atarsa hep fiyasko ile neticelenmiş. Var mı aklınıza gelen iki kişi? Ben mesela bir kişi buldum. Ne istiyorsa muvaffak olmuş olduğunu biliyor. Rahmetli Rüştü abi, rahmetli demeye başladım. Bugün ikinci günü. Yani beni bildin. Böyle idealist. Nasıl bir idealist biliyor musun? Babasının cenazesine gidemeyecek kadar idealist. Gözükmemiş bir şey. Polatlı'da dersi var. Ayda bir gitmesi lazım. Akşam orada olması lazım. Polatlı ayda bir. Çünkü tamamen doludur. Gidemese tam 3 ay atlayacak. 3 ay gitmemiş olacak. Abisinin cenazesi vuku buluyor. Öğleyin Fatih'te kaldırılacak. Bu da Fatih'ten şeye yetişmesi lazım. Polatlı'ya. Abisinin cenazesine, Polatlı dershanesine. Ben şahidim ya. Sen ne diyordun dedi Hasan? Bir söylesene dedi. Ben de gittim oraya, oradan abisine geçeceğim cenazeye. Biliyor musun bunu? Dedi ki, sen bazen bir şeyler duyuyordun sen o İsa Aleyhisselam'la bir şeyler. Abi, İsa Aleyhisselam'ın dedim bir peygamber, Petrus diye bir talebesi var. Petrus. O geldi, efendim demiş, 12 tane havalini var. Gelmiş, he anlat, millet de var da. Bana anlattırıyor. Oysa bana o anlatmıştı. Ben sana ne anlatmıştım demiyor. Sen bir şeyler diyordun bu ne abi diyordum. Ya İsa Aleyhisselam bir şey diyordun ya bu falan. Ha abi anladım tabii. Abi İsa Aleyhisselam'ın 12 tane varini varmış. Bir tane Petrus'muş. Babası vefat etmiş. Gelmiş ne? Efendim derse katılacak. Ama babasının cenazesi var. Efendim demiş, bu Allah'ın Resulü, Ululaz Peygamber, İsa Aleyhisselam, sıradan birisi de değil. Yani bunun dersi seni kale almayabilir belki ama Ululaz Peygamber. Efendim demiş, babam öldü. Ölen babamı gömmeme müsaade eder misiniz bugün dersinize katılmasam? Peygamberin dersine katılmayacağım, ölüyü gömeceğim. İsa Aleyhisselam'a soruyor abi. İsa Aleyhisselam'a soruyor, Petrus. İsa Aleyhisselam diyor ki, ya Petrus, bırak ölüleri, bırak ölüyü, ölüler gömsün. Sen dirilerle beraber ol. Bu aslına kafası alır mı? Almaz. Almaz abi dedim. Biraz da bize gel, bize gel. Peki, uçağı indiriyorum abi. İmam-ı Ebu Yusuf, annesi vefat etmiş. Öğleyin derse gidecek, talebelerin derse girecek. Tobe, İmam Azam'ın dersine girecek. İmam Azam'ın dersine gidecek. Yol... Cenazeyi taşıyor getiriyor, yol çatallanıyor diyor, kitapta yazıyor. Mezarlığa, İmam Azam'ın dersine. Dedi ki, siz göm, ben derse gidiyorum. Ve diyecektir ki, ömrümde o kadar kıymetli ve faziletli bir ders dinlememiş. O günkü dersi. Sonra bana dedi ki, Hasan, sosyologdu ya, beni psikoloji noktasında epey yetiştirmişti. Bak, bir iş yapıyorsun ki, sen yapmasan o işi, başkası yapan yok. Akim kalacak. Onu yap. Eğer bir iş yapıyorsun, sen yapmasan başkası da yapacak. O kadar ısrarcı olma. Yapsın. Ölüler gömecek mi? He. Ama bu işi yapan kim? Pek yok abi. Kim gidecek Polat diye? Bunu ben gitsem de gitmesem de gömülebilir. Yani benim varlığımla o değişmiyor. Ama benim buradaki varlığımla orası değişecek. Ama diyorum, şimdiki kafa ve benim kafamda almıyor. Sonra anlarsın. Hissiyat çok galip olur abi o zaman ya. He? Yani. Dimas'ı değil Murat'ım. Yok yani. Tamam anlatacağım. Dima'la, fikirle, kalbi ne kadar yakınsa, bazen bizi rehberimiz olan, atımız bizi binen dima, fikir. Bazen his bizi sevk ediyor. Mesela şehvet akıl değil, şehvet histir. Bazen bir fikir bizi blok eder, sevk eder. Biz de zannederiz fikirlerimiz. Bazen bir his. Peki
Bu insan bunlardan, bu abisinin cenazesinden, İmam Ebu Yusuf annesinden, Petrus babasının cenazesinden nasıl şey yapmış? Nasıl kurtulabilir? De derse katılır her şeye rağmen. Akıl kalp imtizacı nispetinde olur. Olmaz yoksa. Ama bana gel derse demedi. Sen git. Bizim babamız ölür, annemiz ölür. İstanbul'dan uçakla şeye gideriz. Bugün geçen günkü derste, Berat Kanlı dersinde, Murat abi derste söylemişti ya, dördüncü şu anda muhakeme-i hissi diye. Evet. O mu oluyor abi? Ya tabii. Yani mesela his çıktı. Lokomotif gibi gor 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 çekiyor seni. Lokomotif, vagonlar çekiyor. His. Ama o muhakeme edeceksin. Muhakeme ona şekil vermeli. Yani vicdanın içerisine ne vardı? İrade, zihin, his, latife-i rabbani. His çıktı. O zihin onu kontrol etmeli. Zihinde bir fikir çıktı. His onu kontrol etmeli. Yani bu anlattıklarımız kısacası akıl kalp bütünlüğüyle mümkündür. Ha diyelim ki olur mu abi? Ona sakın itiraz etmeyeceksin. Tabii ya, babanın cenazesine gitmen lazım ya. Olur mu ya? Öyle şey mi olur ya? Düşman ettireceksin cemaate ya. Bak babasın. Ona öyle diyeceğim. Hani o seviyesi olsa sormaz sana. Dokunmayacaksın. Neye benziyor? Hani var ya, herkesçe makbul ve meşru olan hizmet imaniye, Kur'aniyeni, cehennemden ve azaptan kurtulmana, maddi kemalat ve terakkiyatına vesile yapmak. Biz neye namaz kılıyoruz? Niye oruç tutuyoruz? Cehennemden kurtulalım, cennete girelim tabii. Kemalat kazanalım, terakki edelim, keşif keramet olsun, harikalar olsun. Meşru mudur? Meşrudur. Ama nurculara caiz değildir. Ne cehennem endişesi ne de cennet ümidini bırakacaksın. Allah'ı Allah olduğu için seveceksin. Bir beklenti olarak değil. Şey demiş onu ya, Rabiatul Adeviye radiyallahu anh sözü aklıma geliyor. Ya Rabbi sen bilirsin ama sana ifade etmek istiyorum. Senin zatına yemin ederim ki senden korktuğumdan sana ibadet, senin cennetini, senin cehennemden korktuğumdan sana ibadet, senin cennetini ümit edip de sana ibadet etmemişim. Seni çok sevdi, seni sevdiğim için ibadet ediyorum. Bu manada şey var. Rabiatul Adeviye. Ama almazdı. Okuyorum. Ha, iki kişi düşünün dedik. Bildiğin, tanıdığın en başarılı ve en başarısız ki eline ne alırsa terse dönen iki kişiyi düşünün. Tamam. Onları inceleyin. Gözlemleyin ki niye o öyle, bu böyle? Hiç düşündünüz mü? Rüştü abi bana dedi ki, bu vatan abi. Yani niye Rüştü abi dedi? Ya yanında kaldığım için ne yapayım yani? Ben dedi, bir şey yapamam yoktur dedi. Bir şey söyler, bir şey yaparsam, merak edersen ben kilottan bulurum onu dedi. Uğraşırım. Yapamam dedi, pes yok. Pes etmem dedi. Aklım, fikrim orada diyor. Kafamda durmaz. Yani öyle bende hissi şey oldu ki, mesela ben bir şeyi kafaya koyayım külliyatta, şunu araştıracağım, şunu şey yapacağım. Kesinlikle onun dibine gideceğim yani. Ölesiye, uykum kalmaz. Benim hissiyatım da bu. Ama doğru mudur? Değildir. İfrata kayıyor. Doğru değildir. Yani vasata getirebilirsen, bak bu toplamalar şeyler... Ya bazılar diyor ki, abi sen kitap koymuyorsun, önüne kağıtlarla çıkıyorsun. Ne diyorum biliyor musun cevap? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Risale'den aldığın paragrafları okumayı, mesela tereddüt, külliyattan hep paragraf. Olmaz abi, doğru diyorsun. Bazen ne diyorsun bu gevezeli adamı, ne dinliyorsun? Kapat ya, dinleme. Bu adam yanlış yapıyor. Risale'deki paragrafı. Peki kitabı açsan da olmaz mı? Mesela soracağız 406. Elbette ki daha tesirli olur. Bunu iddia edelim. Ama kardeş yani sözler, lemalar, şualar, lemalar. Ondan sonra mektubat, işaret-i icaz, divan harbi örfi, işaret-i icaz, mesnevi nuriye. Ya ben onları nasıl toplayacağım? Bak her yere giderken tereddüt dersin. Risale'den toplanan paragraf. Bundan bile ders yapmayı o kadar mutasip şeyler var. İyi mi? İyi. Ama böyle bu benim gibi mesela. Nasıl iyi?
Ya bir şey inle dibine kadar gidecek. Ya kardeşim bunun vasatı var ya. Yapma. Beğeniyor muyum? Asla beğenmiyorum. Eğer bunu içtimai hayatta şöyle tipler var. Ben buna odaklandım. Tik oldum. Eğer içtimai hayatta olup da bu tür özelliği olanların önünde Risale-i Nur yoksa takıntı olur onlarda. Takıntı tipler bu tiplerdir. Obsesif biliyorlar. Takıntı. Benim takıntım bu. Bulacağım onu. O da ötekisi. Başka şey. Peki. O başarılı kişiler hocam. Başarılı ve başarısız. Muhsinlik makamına, ihsan makamına çıkmış olmuyor değil mi? Tabii. İşinin gereğini güzel olarak yapar. Mesela başarılı olanların hayatlarına bakın. Olumsuzluk yoktur. Olumsuz yer yoktur. Tabii onu anlatacaktım. Olumsuzluk yoktur. Olumsuz yer yoktur. Olumsuz insanlar oturup kalkmazlar. Sebatkar olurlar. Tenliyle hareket ederler. Sabırla. İşin gereğini yaparlar. Tabii esbaplarına riayet ederler. Mesela bak diyelim ki bir yarım saat önce gördünüz. Terlediğim. Koşuda mı yürüyorsunuz? Evet, koşuda mı yürüyüşten geliyorum. Yürüyorum kardeşim, terliyorum, toksinleri atıyorum. Yani yürümeden olmaz. Mesela adam çıkıyor, karnı böyle çıkmış. Yani Allah göstermesin, tenkit etmiyorum. Tenkit başına gelmedikçe ölmesin ya Rabbi. Yani örnek için söylüyorum. Ya bu kardeşim eğer yürüse, biraz hareket et. Ben de mesela çok yemekten olmuyor. Yani çok mesela Afrika'daki o açlıktan ölenlerin karnına bakın, davul gibi olmuş. Çok mu yemiş? Yok. Yani bu asırda niçin böyle olmuş? Tamamen kimyasal, atılamıyor. Mesela ekmek yiyorsunuz hepimiz, yiyoruz. Tuz. Kardeşim ekmekteki, belediyedeki ekmeği demiyorum. Piyasada satılan fırınlardaki ekmekteki tuz bizim bildiğimiz tuz değil. Sodyum klorin bilmem ne katılıyor. O ekmek işte, o tuz girerse yenilen gıda diş tutuluyor, atılamıyor, harcanamıyor. Mesela ben yürüyüşe ilk çıktığım zaman bir şey anlatmak için söylüyorum. Terledim, affedersin, şalvarımın arka tarafı, üst tarafı şu kadar yer, tamamen toz haline geldi. Ben kurudu ter, tuz. Gittikçe her yürümekte az az çıktı, şu anda hiçbir şey yok. Gene siyah bir şey giyiyorum, bakayım tuz yok. Terden su alıyorum ama tuz yok. Attı, menfezleri attı. Ve yerimde duramıyorum. Ne yapıyorum? İlle bir bilgi değil. Yani soruna cevap veriyorum. Başarılı insanlar ideallerine ciddi bağlılar. Onun sebeplerine riayet ederler. Mesela ben mesela yürürüm. Ben idealime bağlıyım. Ne gerekiyor? Dershanede sif otursam hantallaşacağımı çok iyi biliyorum. Bu kar yani. Ondan sonra hiçbir akşam dersiz kalmamaya çalışıyorum. Yani ya birikmiş derslerim var o gün çözeyim gitmiyorum. Yani mutlaka dersem ama gidiyor. Yani mesela adam yiyor oturuyor fok balığı gibi. Olmaz ki ya. Eyüp Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak deprem yayıp diyor. Niye yürümüyorsun? Niye hareket etmiyorsun? Yani ne istiyorsun? Allah'tan özel mi amemli? Esbaba uyuyacaksın kardeş. Peygamberimiz hastalanmış ilaç içmemiş. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki adetimi mi değiştiriyorsun diyor Rabbim. Estağfurullah kalkıyor ilacını içiyor bu sefer otunu içiyor. Ama hakim yapmıyor meseleyi. Şifayı veren Allah'tır. Esbab var. Buğdayı cebine koyarak bekleme. Tarlaya atacaksın. Bekarken çocuk bekleme. Evleneceksin kardeşim. Esbaba riayet edeceksin. İdealist insanlar, başarılı insanlar esbabına riayet ediyorlar. Yani kendi bedensel sağlığına dikkat edeceksin. Logur logur her önüne geleni yemeyeceksin. Yeme kardeşim. Hemen acıkınca ciddi acıkman gerekiyor. Yani acıkma tatman lazım o elemi. O çok önemli. O elemi tatman lazım. Acıkma elemini tatmadan asla yeme. Atamazsın onu. Kiloya dönüşür. Acıkma elemin olacak. Bedensel hareketini yapacaksın. Sonra yapmak istediğin şeyin mesela bir misal söyleyeyim. Ben kitap okumaya başladığımı diğerlerimi de koyarım. Neler lazım olacağına böyle dizerim masama. Bir dakika böyle kalkıp ikide bir oturma. Yapmayacaksın bunu. Hepsini getir. Yanında olsun.
sebeplerine riayet et diyor. Araba tamircilikten aldım ben onu. El arabasını getirdik böyle şey, takımsa. Araba getirdik. Söktüğümüz buraya koyardık. Malzemeleri bulandı. Tak 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 tak. Öyle yok. Benim elime çekici vurdu usta. Çekiç istedi. Çekicin sapı bu. Çekicin sümsüğü bu. Verdim. Çekiç ver dedi. Buyur usta dedim. Çekici ver bana dedi. İkinci gün. Ulan ortaokul çocuğum yani. Verince aldı. Çevirdi. Pat elime bir vurdu. Bir de çekici ustan istediği zaman takozundan sen tutacaksın. Ustanın tuttuğu yerden tutturacaksın. Mesela ortaokul çocuğum yazın şeyde çalışıyorum. Perşembe pazarında tezgahtarlık yapıyorum Karaköy'de. Matkes Yaşaoğlu. Yahudi'nin yanında çalışıyorum. Şimdi Perşembe pazarı hırdavatçıyız. Her şeyi satıyoruz. Adam bir tane geldi bana öğretiyor. Geldi diyor. Çünkü Perşembe pazarı yerleşim yeri değil. Dışarıdan geliyor hepsi İstanbul'da. Oradaydı hırdavatçıyı. 1975-76. Dedi ki bir şey istiyor dedi. Hortumun metresi ne kadar diyor. Sakın satmaya kalkma, hemen söyleme. Abim bak terden soğumuşsun, nereden geliyorsun? Hemen altına bir sandalye vermeye çalış. Ya oğlum tamam boş ver. Ya bir dinle ya, hortum önemli değil ya, ne hale gelmiş. Bir dinle ya, bir nefes al. Hortum neymiş ya? Tak diye oturtuver. Peki peki. Ya bu arada hemen tuttur bir soğuk su diyor. Tamam işini bitirdin. Ne kaça dersen olursa olsun onu satarsın. Çünkü bağladın onu. Mesela bir adam geliyor yeni, tıkır tıkır okuyor, hoş geldiniz, güle güle. Bu adam bir daha şey yapmaz. Yani iltifatla karşılanır, iltifatla. Tattırırsın, değer vererek gönderirsin. Bir daha dönemez. Sen Almanya'da biz imamlık yapıyoruz. Cenaze, mesela Mehmet, baban sağ mı? Rahmetli. Babanı yıkamış olsam, 3 gün evinde taziye yapsam, ve hiç para almasam, sen beni unutur musun bir daha? İnsan değilsin ki unutsan. Peki parayı aldım, seninle alakan var mı da? Aldım canım gitti. Yıkadın canım şey gibi, hamamdaki şeyler, kesileciler gibi. Ha, biz ne yapıyoruz biliyor musun? Para almıyoruz imamlıkta. Cenazelerde almıyoruz, düğünlerde, nikahlarda vesaire, hasta hiç almıyoruz. Ne yapıyoruz? Adamı komple alıyoruz. Komple, komple ne parası? Kendisini alıyoruz. Yani seni seviyor, senin nurları seviyor bu sefer. Böylelikle oluyor Almanya'da hizmetler. Benim bir cins hizmetim böyle oluyor. İyilik ve alaka, sevgi. Nasılsın kardeşim dediğin zaman bitti. İstersen bir ders yapalım. Şurayı bitireyim. Önemli olan ne kadar nimete sahip olduğun değil, onları nerede ve nasıl kullandığındır. Mesela zenginlikte de bundan çıkarıyorum. Zenginlik mal çokluğu değildir asla. Mesela fakirlik malın azlığı değildir. Talep çokluğudur. Fakirlik her talep ettiğin şey, her hedefinin fakiri sensin. Her talebin fakirisin. Talep. Fakirlik talep çokluğudur. Zenginlik talep azlığıdır. Benimle ne fakir olacağım ki? Neye ihtiyacım var? Şu anda vallahi billahi tallahi bir şahtırıma gelmiyor bir şu ihtiyacım olsa. Ben 12 lira ayda mı ne denk geliyor? Şey 12 lira mı? 25 lira mı? Benim? Yok. 12 liraya vakıf parası veriyor. 12 TL'ye şimdi. İnan artıyor. Diyeceksin o abi sen başka yer. Hayır. Beraber yiyoruz. Beraber kalkıyoruz. Ben 12 lira aylık alıyorum. Yani aylık derken harçlık veriliyor. Her maddimi harcarım. Ondan sonra bazen derse yaya giderken burada ilgimi çeker bir meyve. Bir kilo alırsam alırım. Beraber yeriz. Yoksa ben 12 TL'yi bile artırıyorum ya. Ne demek için söyledim? Örnek veriyorum. Ben çok zenginim. Çünkü talebim az. Adam 10 tane binası var. 11.'nin fakiridir. Fakir. Ama adam kanaat etmiş. El kanaatü kenzüne efna. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Dünyanın en zengin insanları kanaat sahibi olanlardır. Yani ihtiyaç azlığıdır zenginlik. Burada da ne diyor? Önemli olan ne kadar nimete sahip olduğun değil.
Onları nerede ve nasıl kullandığındır. Aa, soracak şimdi. Bugün kaçıncı gün? Pazartesi, salı, üç mü? Üçüncü gün. Rüştü abi soruyorlar şimdi. Ömrünü nerede buldun? Ben verdim. He. Nerede harcadın? Soruyorlar şimdi. Anlattın. Ki niçin anlattın onu? Şöhret için mi? Hemen yafta var, yapıştırma var piyasada. Sen bunu niye yapıyorsun ya? Niye yayına dersleri koyuyorsun? Sen şöhret için yapıyorsun ya kardeş, şöhret için. Biz de böyle idare ediyoruz. Şöhretin peşindesin. Der, elin oğlu der. Kalbini mi ya? Adam hizmet ediyor. İnsanlara ulaşmak için gayret ediyor. Oluyorsun şöhret. Vesaire. Yani önemli olan ömrünü, yani ne elde ettin? Ne elde ettin değil. Nerede, bak bir de okuyorum, önemli olan ne kadar nimete sahip olduğun değil, onları nerede nasıl kullandığındır. Başka? Çok garibime gelmişti duyduğum zaman. Bu mevzuyla alakalı devam ediyorum. Çok garibime gelmişti duyduğum zaman. Ne? Einstein'a sormuşlar. Bir mil kaç feet'tir? Feet. Bir mil kaç feet? Yani feet bir... Fit. Fit değil bu. Fit o uçakların yüksekliği. Yani feet diye eskide kullanılmış ama katmış galiba. Kitapta okuduğumu söylüyor. Einstein'ın şeyinde. Okudum. Feet diye geçiyor. Nedir bilmiyorum. Cevap bak. Önemli olan bak. Bir mil kaç feet'tir? Veya kaç diyelim fit'tir diyelim. Ne dersen de. Einstein'ın cevabı çok önemli. Cevaben bilmiyorum demiş. Devam etmiş. Herhangi bir referans kitabından 2 dakikada bulabileceğim şeyi neden beynimi doldurayım demiş. Herhangi bir referans kitabından bir ansiklopediye başvursam, yani internet Google'a girsem bir mil kaç fittir yazarsan hemen ulaşabileceğim bir şeyi, bilgiyi neden onu kafama koyup da kafamı çöplük yapayım demiş. Fit'in çoğuluymuş abi. Fit'in çoğulu mu? He. Kadın mı demek? Vay be. Kitapta okuduğumu söylüyor. Ve ne aldımsa, kimden aldımsa asla neşir ahlakıdır söyleyeceksin. Einstein'dan aldım. Yani bir mil kaç bir mil kaç fittir diyelim. Ondan sonra demiş ki herhangi bilmiyorum. Eklemiş bilmiyorum. Sonra demiş ki herhangi bir ansiklopediye, herhangi bir referans kitabına başvurduğun zaman bilinebilecek bir şeyi niye onu ezberleyip de yük kafama kayayım? Efendim ezber sanki buna benziyor. Bazılar şöyle diyor. Ezberlemeyi kallem mi kardeşim böyle yük mü ki? Yani ne var yani ezberlesen? Ağırlık mı? Hayır. Bundan beter ağırdır. Kafaya ezberlediniz bundan beter ağırdır. Mesela bedensel yorgunluğu bir düş alarak, bir uyuyarak geçiyor. Ama sana yapılan bir ihanet, hakaret, yani bir dima, düşünselli bir ağırlık seni günlerce hasta yapar. Kalkamazsın altında. Bedensel rahatsızlık olmuyor mu? Dimansal rahat ettiğimizden canlıyız ya. Çünkü, devam ediyor çünkü, bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilme yeteneği, aklı malumatları toplayıp depolamak için kullanmaktan çok daha önemlidir. Bilgiye nasıl ulaşacağın bilgisi, ben bilgiye nasıl ulaşacağım, onun bilgisi kafana ezberleyip depolamaktan daha önemlidir. Ben bir milin kaç fit olduğunu nereden bulabilirim? Ansiklopediden bulurum. Bu bilgiyi, yani nereden bulabileceğim bilgisi, onu ezberlemekten daha önemlidir. En azından yükünden kurtulur. Bilgiye ulaşabilmeyi bilmek önemli. Evet, bilgiye, nasıl? Bilgiyi fark etmek ve nasıl ulaşacağım. Çok önemli. Mesela diyelim ki o Almanya'daki çocuk neye geldi? Yani ben diyor
televizyon bilmem kanal bilmem ne orada çıkan adama özel randevu ile geldiğim şeye geldiğim menzile gitmiş oraya gitmiş kurtulamıyor gözümde ateş var diyor. Tamam. O kimisi cin dedi, kimisi göz dedi, kimisi sihir dedi, bilmem ne dedi yani. Misal için söyleyeyim. Sonra internette Google'da işte sıkıntı. Mesela kara hislere girmiş, kara his. Oradan bulmuş bizi. Kara his. Ondan sonra. Yani neye böyle karamsarım? Kara yazdım, kara hisler çıktı diyor. Kara, niye karamsarım? Kara his, Allah Allah kara his. Ha ta kendisi his, hatırına göre. Tıkladı baktı bir de beyaz bir adam. Ondan sonra kara hisler. Galiba psikoloji 283, cin ve kara hisler. Seni mi? Girmiş, 3-4 defa dinlemiş. Ve sıkıntısının %30-40'ını gittiğini söylüyor o derste. Dedi ki ben bunu bulacağım. Ben bir şey de öyle ya, belediyedeki o geçen, önceki hafta. Yani bir şey anlatmak istiyorum. Peki nedir o? Ne anlatmaya çalışıyorum? Bilgiden daha önemlidir, o bilgi nerede? Çünkü, ha bir dakika, o çünkü okudum. Her sorulanı bilen ansiklopedik insan denir. Yalnız depodur bu adam, onu işleyen değildir. Depolar var ya, inşaat malzemesi satan bir depo var, kum çakıl. Oraların o çakıl, çimento, kirecin fiyatı var. Ama kimse o malzemelere daire fiyatı vermez. O işlenmesi lazım. Ha, ben bu depoyu yaptım. Depo adam yani. Ansiklopedik bir adam. Mevzuyu nerede? Ezberlemiş. Peki eylemsel bir hale dönüştürmüş mü? Bina haline dönüşmüş mü? O zaman değerli. Devam ediyorum. Problemleri çözebilecek yeni fikirler üretebilen insanlar lazım. Bunlar da tarih boyu tarihi değiştiren tek tük insanlardır. Bunlar detaylarla, bilgi depoları ile meşgul olmazlar, olamazlar. Bunlar hedeflerine kilitli roketler gibidirler. Yani çözüme dayalı fikirler üretirler. Bir şeyi depolamak değil, depolamak ayrı bir şeydir. Şey demiştim Cübbeli'ye ben. Dedim ki, bilgileri depolamak bir ayrı bir ilimdir. O depodaki bilgileri kullanmak, nerede, nasıl kullanacağımı, ne zaman, nasıl kullanacağımı ilmi ayrı bir ilimdir. Bunun adı İmam-ı Gazali, ilmi siyaset denilir. Yani Kur'an'ı ezberledim, Kütüb-i Sitte'yi ezberledim. Tamam da bunu nasıl kullanacağım ben? Kim, kime, neyi, nerede, nasıl, niçin, makam, maksat, uslupla kullanmak yöntemine ilmi siyaset denilir. Yani depoladığın, bazen İslam'a düşmanlık yaparsın. Bilmeyerek düşmanlıkta kullanırsın. Peki ne kadar saat, bir saat olduysa hemen keseceğim. 53 dakika olmuş. Ben burada kesiyorum. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha.